Laf laf laf. Bilgisayarımızı açalım. Çok hazırlıklı. Evet. Pardon, lafını mı böldüm? Yok, çok hazırlıklısınız diyecektim. Her zaman. Meriç Aral'ın bana inanılmaz hakaretleri oldu yayın öncesi. Asla olmadı. Tam yayın öncesi. O yüzden biraz gergin açtık bu bölümü. Evet. Bana dedi ki saçını kendin mi kesiyorsun? Sonra dedi ki alnında böyle terlemişsin gibi bir damlacık var. Bir sen sapık mısın demediği kaldı bir tek. Bu şekilde girdik. Evet, şu anda bir damlacık vardı. Öyle ya, ekranlarda öyle olmanı istemedim. Bu şekilde olmam okey. Bu şekilde olman okey. Onun dışında her şey okey. Ona yapacak hiçbir şey yok. Bir de biraz önce ben sana söyleyeceğim. Top. Evet. O yüzden de adını da maç koydum. Çok çok güzelmiş. Keşke hepiniz bunu görebilseydiniz. Şeyim. Ne ki bunlar acaba? Kullanılıyor. Profil fotoğrafım bir tenis topu da o yüzden. Bilgisayarın adı da maç. Evet, bakalım en son neler olmuş bu bilgisayarda. Evet, Amazon'dan kitap siparişi çocuk parklarını araştırılmış. En yakın çocuk parkı. En yakın çocuk parkı saç kesme tarağı. Saç kesme tarağı ne ya? Saç kesme tarağı diye ayrı bir tarak olduğunu... Aman, ben makas. Tamam. Evet. Neye gireceğimi şaşırdım. Kaşarı vardı bile biliyor musun? Çoktan açmış olursun bunu diye düşünmüştüm. Biraz beklentilerimi yüksek buldum. Açıkçası şimdi, ben şeye girip bir böyle şöyle yalan söyledim sana demin. Büyük bir yalancı. İzlemedim ama şöyle bir yorumlara bir bakayım baktım dedim. Nasıl? Güzel yorumlar vardı. Söyledim ki beni niye çağırdı? Ya sen nasıl olsa bana hakaret edersin. Bir şekilde bir şey, iş bekmek çıkar bize diye düşündüm. Haklıymışım. Biraz şeyden rahatsız olur musun? Kullandığın bilgisayarın klavyesi üstte kirpik. Tükürük ve yo pandemi yokmuş gibi davranacağım. Hiç tükürmediğimi farz edeceğim. Mesela bir iz var ama o şeydir. Biraz, eminim ki biraz içecek. Biraz bilgisayarından uzak zaman geçirmen lazım artık. Ben senaristim. Bakalım en son nereye kadar izlemişsin. Bakalım. Mali vardı. Yani evet. O şey ama ne kadar bilgece konuşuyoruz ya. Evet. Çok böyle wisdom dolu bir bölüm biraz evet. Sosyal. Educational. Gençleri eğiten. Şimdi sana bunu hep konağa soruyorum bu özel soruyu. Aa. Evet. Önce en yenilerle başlamak istersin? Yoksa orada alayım mı? Orada fazladan bir bardak. Ya ben onu demin görmüştüm ama sonra belki özellikle benim koymuşsunuzdur diye düşündüm. Ben ondan kahve içiyordum galiba, sonra bunu doldurdum. Bir de. Önce en yenilerin bakalım. En son yapılmış. En yenilere bakalım. Değil mi? Evet evet. Niye sen de buna heyecanlandın? Çünkü uzun zamandır bakmıyordum. Hayır, onlara bakmadım. Uzun zamandır bakmadım yorumlara. O yüzden belki eski yorumları okumuşumdur ama yenileri okumamışımdır diye düşündüm. Çok güzel bir düşünce yapısı. Nisan girdi ofise şu anda. Sabah da Martı girdi bu arada. Evet, sabah Martı girmiş. Merhaba. Merhaba. Sağ ol. Bölüyorsun ama önemli değil. Napoliten müzik. Aa, yine buraya eli ağırdır gelmiş. Allah Allah. Ama bu herhalde... Bunu kendin mi yazdın yoksa? Hayır, bizden duyup buradan yazmış herhalde. Bu eli ağırdır, hadi bir açıklasana. Ne açıklasana? Caner, açıklayamadım ya işte. Doğru. O ekşiye yazan, eli ağırdır yazan Meriç'e. Evet. Sonradan biz dedik ki bir figüranın affedersiz yanlışlıkla yüzüne dokunmuş. Yardımcı önce yanlışlıkla yumruk atmış olabileceğimden bahsetmiştim. Evet, acaba o mu falan dedik. Sonra bu ekşi sözlükteki stalker tekrar yazmış. Hayır, ben o figüran değilim. Değilim dedi, evet. Ama kim olduğunu yine söylemedi. Yani bu artık bu gizem hayatı yaşanmaz kılma yolunda ilerliyor. Peki. Yani gerçek değil herhalde ya, yazmış. Yani benimle ilgili böyle bir şehir efsanesi başlamış oldu gibi. Yani burada da en son baktığımız zaman 6 gün önce. Eli ağırdır. En sonunda birinin üzerine test etmem gerekecek bu bilgiyi. Benim üzerimde edebilirsin. Yok yok. Senin saçlarını kesebilirim belki. Ya bugün saçım ekstra mı kötü? Yoksa ben uzun zaman aynaya bakmayıp bugün baktığım için kötü mü? Ya şu an bir tane saç var mesela, onu şöyle yapabilirsin. Özcan Deniz'in de var. Orasını beğeniyorsunuz ama. Beğeniyor musunuz? Emin değilim.
Orada saç var mı? Özlemlerimiz orası da saç olan yıllar çok geride kaldı Caner. Öyle mi? Evet. Senin Seymen'deniz de oralarda kaldı demek. Caner bazen sırf bir şey hakkında konuşmak için konuşuyorsun gibime geliyor. Çok doğru. Çünkü konuşmam gerekiyor. Bu programı doldurmam gerekiyor. Tam olarak görevim bu. Evet, bir de bu yüzden bir kanal açmışsın. Yani niye konuşmayasın gibi bir anlamda. Abi kimse beni anlamıyor. Her şey çok anlamsız. Kimse beni anlamıyor tripleri. Doğru mu? Ya doğru bile olsa. Ya bir hayır de ya. Vallahi ağzıma sıçtı geldiğinden beri. Saçım çok mu kötüdür? Hayır. Yo. Kendim mi kestim? Kendim kestim. Hayır, ben burada yoruma varoluşsal bir yaklaşımla yaklaşıyorum. Her şey açık olma, saygı göstermesi falan. Hayır öyle demeyecektim ya. Doğru bile olsa, böyle bile olsan, böyle oturup burada gev konuşuyor bile olsan. İzlemeyen izlemesin yani. Buraya bu yorumu yazacak kadar ciddiye almışsınız söylenenleri. Teşekkürler. Meriç'in arkasındaki tablo beni hep ürkütüyor. Tabloya odaklanmaktan videoları izleyemiyorum. O zaman da bu tablo mu vardı? Öyleymiş demek ki. Ha, değil mi? Öyle. Aa. Buna takılan tek kişiyimdir muhtemelen. Özel olduğunu düşünen bir birey. Ve özel de bir birey. Gerçekten de başka duymamıştık. Duyduk mu? Bu benim arkadaşım çizdi. Arkadaşıma buradan selam söylesem mi acaba? Anıl Duran. Amerika'da yaşıyor. Çok inanılmaz salakça bir plandı bence. Kendisi şu anda daha önemli bir sanatçı galiba çok da. O yüzden atıp tutmak da istemem ama. Bunu Photoshop yani dijital olarak çizdi. Sonra sadece 4 tane kopyasını 3 tane sevdiği arkadaşına sanırım mail attı. Bir tanesi. Birini de sana verdi. Sonra sildi dosyayı. Yani 4 tane bastırabiliyorsun bundan. Basıldı ve duruyor. Orijinal PSD'si yok artık dünyamızda. Çok güzel. Değerlenmiştir de o zaman. Daha da. Gider mi? Satıyor. Yani bundan yıllar sonra daha da değerlenecek. İnşallah. Bir sanat eseri varmış demek ki duvarında. Ben de bunu sırtımı dönerek konuşma gafletinde bulunmuşum. Estağfurullah. Benim aklıma gelmişti seni oraya oturtmak. Caner, senin ışığın iyi ama konuğun görüntüsü çok net gelmiyor bana. Diğer videolarda da fark ettim. Evet, düzeltilebilir. Evet. Doğru mu? Doğru. Aa. Bilmiyorum. Bakayım. Şaka yaptım. Dur bakayım. Çok iyi koydun orada. Bu bölümle ilgili yani, yok be aynı imiş ışığımız. Acaba benim star ışığımla ilgili yani, mi bir problem var burada? Senin gerçekten star ışığın bir tık videonun brightness'ına etki etmiş. Ama loş sohbet olduğu için de bir yandan. Bunu araştırdım ve şöyle bir... Ne diyeceğimi bilemedim. Yani ben zaten bakın bir de kötü çıkan kameranın karşısına oturursam aradaki fark çok açılacak konukla. İnsan sevdiği şeyi okumamalı. O kadar doğru ki. Bende bunun çok küçük bir örneği var. Piyanoyu kendi kendime öğrenirken çok keyif alıyordum. Ama ders almaya başlayınca o bir zorunluluk haline gelince soğumaya ve istememeye başladım. Biz insan sevdiği şeyi okumamalı mı dedik ya? Ben dedim. Ha. Öyle düşünmüyor musun? Ben öyle düşünüyorum. Ya bunu bir kural olarak düşünmüyorum hala. Öyle düşünmüyorum. İsteyen okusun, istemeyen okusun. Okumalı okumamalı zaten büyük büyük cümleler ya. Çok büyük cümleler. Öyle demek istemedim. Ama sen bu cümleleri rahatça söyleyebilmek için bu kanalı açtın. Kesinlikle o yüzden öyle. İstediğini söyleyebilirsin. Kesinlikle katılıyorum. Ama bu konuda da doğru düzgün insan gibi söylemem gerekirse gerekmez aslında ama. Yani sevdiğin bir şey okuyunca soğuma ihtimali artıyor abi tabii ki. Ya kesinlikle ki. Katılıyorum. Bok gibi doğru. Hocalardan öğreniyorsun o sevdiğin şeyi. Yine hocalara gitti ama. Evet çok büyük bir laf ettin yine. Evet. Hiç böyle çok sevdiğin bir öğretmenin hocan falan olmadı mı oldu. Senin ya? Oldu. Biraz da onlardan bahsetmenin zamanı geldi artık. Çok az oldu ama. Tamam daha iyi. Ama yani sonuçta evet oldu da yani çok az oldu ya. Ama çok yine de onlar seni kuralım. Hayata bağlamayı başaramadılar yani eğitim hayatına. Başaramadılar evet. Onlar da çünkü çok acı çekiyordu. Aa, İyi tamam, öğretmen anladım. Olmaya çalışınca da hani sonuçta burada o zor. İstediğin olmuyor. Ben onlara tutunmaya çalıştım ama onlar bile kendileri tutunamadılar ki o rezalet sistemi şimdi. Oha inanılmaz bir cümle çok, söyledim. Çok gitgide daha da haklılaştın. Konuşma devam ettikçe haklılığın arttı. Genellikle öyle olur. İlk başta saçımdan oluşan bir ön yargı. Ya ne alakası var? Saçın çok güzel Caner. Çok sağ ol. Saçın harika görünüyor. Ve ben arkadaşlarımın saçıyla ilgili çok hassasımdır. Gerçekten mi? Evet. Sen de mi onlardansın? Evet. Benle nasıl vakit geçirebiliyorsun? Demek ki rahatsız olmuyorum saçından. Nasıl olmuyorsun ya? Ben bile oluyorum. Ya da seni seviyorum demek ki. Mesela şey yazıyorlar bazı videolarda. Caner'in bugün saçı çok güzel. Herhalde bir şey sürmüş. Bir şey yazacağım. Hayır, hiç, şey yani mesela tesadüf. Berberini
Eğer öyle biri varsa berberim şayet. Eğer saçını kendin kesmiyorsan ve bir berberin varsa şayet. Berberim çok iyi bu arada. O zaman ama daha net direktifler, daha böyle isteği... Hayır, 10 yıldır aynı insana kestiriyorum ve bence çok iyi kesiyor. Kestiği zaman çünkü mesela eve gidiyorum kimse saçımı kestirdiğimi anlamıyor. Bu bence çok önemli bir veri. Saçını mı kestirdim? Yani o okula giden öğrenci ertesi gün falan pazar günü tıraş olursa o his herkes bana bakıyor. His evet. Yaratmıyor bende. Belki kesmiyor bilmiyorum. Ya belki şey yapıyordur. Böyle şey bir makas var ya böyle. Ara makas. Ara makas böyle fark ettim. Hayır hayvan gibi saç oluyor yerde. O ara makas da çok saç çıkarır ama. Ya ama uzun saçlı gidip kısa saç çıkarır sonuçta. Ya senin saçın uzun zamandır bu uzunlukta değil mi? Hayır bir ara bayağı uzamıştı. Ne zaman? Somer hocam geleceği zaman kestirdim. Özendim. Somer şefime saçlı sakallı şey yapmayayım dedim. İyi yapmışsın. Gerçekten buna değecek bir konuk öncelikle. Neyi tartışıyorlar acaba? O yüzden teşekkürler. En saçını beğenmediğin gün beni çağırman da bir samimiyet göstergesidir diye düşündüm. Hayır ama en saçını beğenmediğim günü neden sence bugün? Neden? Çünkü sen geleceksin diye aynaya baktım. Ya Somer Şef'ten beri bakmadığın aynaya. Kesinlikle 3 ay sonra Melisa'ya gelecekti. Aynaya baktım ve bu çok kötü dedim. Bir farkındalık yarattı bende. Çok kötü değil. Peki. Neyse saçma doydu bence seyirci. Tamam. Evet. Ama sen söyleyeceğin önemli bir şey varsa. Ya saç çok önemli bir konu olduğu için ben sonsuza kadar konuşabilirim bu konuyu. Sen konuş ben de yorum arayayım. Yok sen yorumları oku. Bundan sonra konuşuruz. Biri Caner saçlarını uzatsın biraz istiyorum. Meriç de saçlarını kestirsin biraz istiyorum. Bu nasıl bir cümle yapısı? Aa Selin Taragano. Hatırladım. Biz bu kızın aldatıldığını düşünmüştük. Hatırlıyor musunuz? Ne biçim bir cümle ya? Kanalın boku çıktı kanal. Ben hatırlamıyorum. Bir apartman gibi. Böyle herkesin birbirini tanıdığı. Evet. Selin Taragano'yu ben niye tanıyorum mesela? Çünkü şey yazmıştı. Yorumlardan bir tane bölüme. Kıvanç Tadoğlu bölümünün altına. İşte böyle pozitifliğe dair bir şeyler yazmış ama bir uyanış gibiydi. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Sonra profiline girip bakmıştık. Hep böyle kişisel gelişimciler falan. Biz de şey demiştik. Bir şey yaşamış bu kız demiştik. Bir uyanış yaşamış. Uyanış. O da altında kalp bırakmıştı. Ben saçlarımı kestirmeyeceğim. Çünkü saçlarımı uzatmaya çalışıyorum. Sen kilo mu verdin? Kilo verdim. Ne zamandan beri? En son görüştüğümüzden beri mi? Evet, yani. Yani bir kilo verdim ama hani seninle görüştükten sonra da verdim mi ondan emin değilim. Biz ne zaman görüştük? Burada mı? Yok. Şeyde. Bir yerde görüştük ya. İsmini vermek istemediğim bir otelde. İsmini vermek böyle söyleyince. Böyle söyleyince. Sadece ikimiz değildik ama. Anlaşıldı. Bir sürü insan vardı. Evet. Bir... Ama o kadar da çok insan yoktu yani hani pandemi sosyal mesafe aşmayacak kadar ama ikimiz olmaktan çıkaracak saçma. Ya her şeyden önemlisi Bilge ve Bulut da oradaydı. Kesinlikle. Bu bilgi yeterli. Kesinlikle. Ve 65 yaş üstüne de kimse yoktu. Ve sen beni içeri girdiğinde... ben içeri girdiğinde sen beni sanat asistanına benzetmiştin. Çünkü üstünde kocaman bir panço elbise vardı. Ne? Ben mi dedim? Evet. Sanat asistanı sandım seni. Ne? Öncelikle sanat asistanı çok iyi bir işti. Öncelikle sanat asistanı her zaman çok iyi giyinir. O yüzden bu iltifatları teşekkür ederim. Hayır ama mesela bazı giyinme modelleri olmaz mı sette? Mesela kameramanların hani North Face mont biraz daha evet. Kolay hareket. Hışırdamayan ama böyle evet. Vücuda yapışan. Doğru. Başka ne var? İşte sanat hani biraz daha kendini de gösterebileceği. Evet. Tavrını belli edebilecek. Aynen kimono, panço, saçmalı kimono. Rasta olur. Rasta eskilerde daha çok vardı. Eskilerde vardı. Bir de bu Kadıköy İnsikko çok kaliteli ürünler satan. Hani böyle şey var ya kelebekler vardı kıyafetleri satan dükkanlarından. Asla öyle bir yerden almadım ben o pançomu bu arada. Çok güzel bir panço. Ayrıca o bir panço da değil. Panço gibi bir şey. Ay neyse. Hayır, ben seni kilona benzetmedim. Ben şey yapıyordum. Evet bunu alınmış sanırım. Hayır alamadım. Şimdi burada sadece, dile getirdiğine göre. Alamadım. Sadece ilginç yani ve doğru bir tespitti o an için. Ama belki sadece ilk cümle olmamalı. Evet yani uzun zamandır görüşmedim sizlerle. Ve belim çok ağrıyordu o gün. Hayatımda ilk defa. Ne haber sanat asistanı? Hayır böyle bir de sanat asistanı geldi sandım. Merhaba da deniyor. Sanat asistanlarına böyle mi davranıyorsun?
kanalda kendimi anlattığım bütün imajım yerde bir oldu. O insanı seven, herkese eşit davranan. İnsanı seven mi? Bayılan. Yani... Biraz benim iletişimime çalışmam lazım sence? Bence çalışıyorsun şu anda. Şu anda dedin ya, anlık mı? Evet, genel olarak yani bu süreçler sen de bence iletişimle ilgili kapıları açıyor. İstersen şeye de soralım o bunu. Selin Targano mıydı, neydi? Neyse, çok özür dilerim o gün için senden. Keşke hiç o gün mi gördüğümde, aa Meriç'ciğim nasılsın? Ne kadar uzun zaman oldu. Ay, öyle desen endişelenirdim. Öncelikle çok güzel görünüyorsun. Ölüyor muyum acaba? İyi ki öyle dememişsin. Yani evet, daha şaşırtıcı. O çocuğa bir şey oldu. Lütfen sakın öyle yapma, evet. Kırmızı Oda neden bitti? Bir şey göremiyorum. Zor. Ama evet. İstersen Kırmızı Oda'yı çok detaylı konuşalım. Kırmızı Oda. Otelde kırmızı değil daha işte gittiğimiz. Hayır, ben burası soğuk olur diye kazakla geldim ama keşke. Açalım mı? Yok yok, gülmekten sıcak bastı. Hadi anlat şu Kırmızı Oteli neden senin ayrıldığını. Kırmızı Oteli, Kırmızı Oda diyelim. Oda diyelim. İşte... Yani ne anlatacağım? Boş ver ya, ben oyalamaya çalışıyorum. Gitmiş gitmiş. Evet, Allah'ım çok şükür YouTube'da birileri gerçekten gündemden bahsetti. Türkiye'de yaşadığımızı da yansıttı bir videoda. Tüm YouTube pandemide sumut yapıyor. Maskemi kendine, ne bu ya? Annem mi yazmış? Çok da uzun. Okulu bitirince yaşayan hayal kırıklığı. Çok güzel yazmış hanımefendi. Teşekkür ederiz. Bu fax okuma programına da. Faxlarımızı kilitlemiş Pinaka. Ay dur bakayım. Ya hep iyi şeyler. Bunu üzülemezsin Caner. Ben alışamıyorum buna. Film çekilirken arka planda insanlar ne... Bak dikkatli, benim dokunmuyor ha monitörü. Yani senden şu mikropları uzaklaştırmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Rica çok ederim. Başarılı bir girişim. Net miyim ben? Film çekilirken... Net miyim? Kendimi tutuldum ben bugün. Bak, oyunculuk yapma ihtimali bile doğunca insan... Kansiyete mi bastı? Evet. Sivilcelerime bak. Allah Allah. Gerçekten ondan mı bu, evet, arada? Yapmayacağım galiba. Oyunculuk yapma ihtimalim var ama yapsam mı diye yaparsın düşündüm. Yaparsın bence. Eğer çok istersen ben sana gelip, yani senin yapamadığın şunu ben sana yaparım. Of, çok gerilirim. Kendi daha kendine da yapmak gerilirim istemiyorsan. Caner çok iyiydi. Caner çok iyiydi. Caner çok iyiydi ama bunu bir kere sana daha alalım. Sana iyi gelir mi o yönetmenin biri böyle gelip çok iyiydi falan? Ben sana ne yapıyordum sette? Böyle yapmıyordum bir kere önce. Yani biraz ne yapıyordum? Şey. Kıyafetimle dalga geçmek için. Ya sen çok kendi dünyanda yorumlar dünyandaydın. Çok iyi. Hadi siktir et. Boş ver. Yorumları okuruz. Hakikaten mi? Evet. Çok kendi dünyandaydın ve o sırada bir sürü şeyle mücadele ettiğin için kimseyle birebir ilgilenecek halin yoktu bence. Bu çok normaldi. Tamam. Herkes de kendini derdine düşmüştü. Oyuncularla biraz uzak mıydım o zaman? Yok, değil. Yani çok, hayır, yok. Tamam. Olabilir de yani. Yani ulaşılabilir ve ama böyle meşgul görünüyordun sadece. Ama hani birinin bir derdi ya da hani oyunla ilgili hani konuşulması gereken bir şey olduğunda da hani açıktın yani buna. Teşekkür ederim. Sen de bir oyuncu olarak. Meriç, mutluluğa daha eğilimli biriyim. Caner, ben de öyleyim. Gerçekten bazen ne dediğimi bilmiyorum. Ben sen o cevabı verince çok şaşırmıştım. Ben niye seni mutluluğa dile getirmedim? Mutluluğa eğilimli biri olduğunu anlamamışım o ana kadar. Demek ki içinde yaşıyorsun bazen. Tamamen Kırmızı Oda. Yayınlanmayan bir bölüm. Kırmızı. Bakın Meriç o şeyde dizide yapamadığı terapileri burada yapıyor. Sürekli bilmem ne abla, ben terapiye giriyorum falan. Bu kadar cümlesi varken burada geldi coş. O bile yok. Yok mu? Bilmem ne abla, ben terapiye... Ya mesela masada oturuyoruz hep beraber, yemekten kalkılacaksa birileri şöyle şeyler diyor. Aa, benim seansım başlıyor falan deyip sen kalkıyorsun. Ben yani... Onu da demeyeyim, yakınım çıkmasın. Yok canım, ondan değil tabii ki ama... Anladım. Şu Hale'yi hiç sevmiyorum. Bu sen misin? Evet, Medcezir'de Hale karakterini canlandırıyordum. Of, nasıl bir... Ama onun üstünden kaç sene geçti ya. Biraz şans verin insanlara. Ama o Hale'yi sevmiyor. Evet ama sanki o böyle, şu Hale'yi hiç sevmiyorum deyince yani hani biraz insan kişisel algılıyor onu. Haklısın. En sevdiğim bölümlerden biri oldu. Sanırım hiç aradan birkaç yıl önceki Hale'yim. Ya kendimi buldum. Aa, güzel, güzel bir yorum.
Ben mesela şey, mesela böyle okuyup geçiyoruz ya, insanların ama okuduğu bir şeye böyle yorum yazmaya değer bulması, evet, bana çok ilginç geliyor. Yani ilginç derken hoş geliyor yani. Bana. Ya kötü bir şey bile yazsa mesela o kötü şeyi yazmak için o zamanı harcıyor. Doğru, evet. Çok pozitif baktın olaya. Şimdi bakalım. Kendini bulmuş Aylin Demirparmak. Bakalım nasıl bir hayatı var. Hiçbir şey yok, kapalı. En zevkli kısmı bu ya. Hiç içerik yok. Beğendiği şeyler falan görünüyor mu burada? Görünüyor. Yani, açık YouTube tutarsa görünüyor. Şimdi onları arayacağız seninle. Bizi geçiren birinin hayatını ifşa edelim. Hiçbir filmini veya oynadığı diziyi izlemedim. Fakat Nicole Kidman'ı gördüğüm kadar görmüşüm, izlemişim gibi geliyor. Bro, ama kim bu cidden yani? İyi birisi gibi ama bu ne? Okuyamıyorum, bu ne ya? Caner'de de öyle. Niye hiç virgül falan yok ya? Parayla değil ki bu. Medya bir şekilde yüzünüzü mü gösteriyor, anlayamadım. Yüz işareti. Hiçbir şey anlamadım ya. Benim anladığım, benim hiçbir şeyimi izlememiş. Evet. Boş ver. Meriç, Serkan'ı bırak, bana var. Özel mi oldu? Ya özel olmadı bence. Niye özel olsun böyle bir şey? Eğer gerçekten Serkan'ı bırakıp ona varsaydım özel olurdu. Doğru, bu bir istek. Bu bir talepti. Düşünür müsün Deniz Tavukçu? Meriç Tavukçu diye bir düşünüyorum. Yani çok acayip. Dur, neler izlemiş? Bakalım sana varabilir mi? Bence, Snoop Dogg izliyor. Bence tehlikeli zaten adam. Yaş itibariyle şey biraz challenging bir yaş yani herhalde 16-15 yaşlarında falan diye düşünüyorum. Şimdi anlayacağız işte bak, fanatik filme abone. Bu nedir? Türkiye'de satılamayan, elde kalmış bütün Türk filmlerini alıp YouTube'a yükleyen bir kanal. Gerçekten mi? Ben bilmiyorum. Diyebilir miyiz acaba? Allah Allah. Aa, güzel filmler. Necdet miydi? Ortak ilgi alanlarımız varmış. Bak neler izliyor. Ama yok, bu o kanal ne izledi bilmiyoruz. Evrencan Gündüz olabilir. Snoop Dogg. Sakat. Jimmy Fallon. Sen de gülersin. Gülerim. Vole, bu ne bilmiyorum. Futbolla meraklı mı bu çocuk? Nihat Özdemir. Biraz futbol. Biraz yerli sinema. Biraz koltukta rap. Oturma. Chill. Takılmaç. Fanatik beleş film. Soyadında Tavukçu. Okey misin? Yani değerlendireceğim ama. Düşün. Kendi diyorsun da yüklemiş. Onu da izleyelim. Işık açıp söndürüyor. Bu ne ya? Hastane yatağı şeyi gibi bir şey. Hayır. Kalorifer sistemleri yapıyor bence meslek olarak. Isıtma sistemleri. Hep neyin kumandasın peki? Bilmiyorum, bir şey de basmıyor. Yazıyordu bu arada. Şuna neymiş acaba? RF Controller. Evet, olabilir. Düşünebilir. Bence bu teknik. Benim için hayırlı bir kısmet olduğunu düşündün. Şimdi bak, insan her şeyden kısar ama ısınmasından vazgeçmez. Meriç. Doğru. Bu adam batma şansı yok. Bence ısınmasından. Bir de eğer çocuğun varsa çocuk bakıcısından. Bakıcıdan vazgeçebiliyorsun, belli olmuyor. Çok güzel bir film düşünüyorum. Biz Böyleyiz ekibine ek olarak Loş Sohbet'te katılan birkaç ünlü daha film müziklerini Gayesi Akyol ve Gazapizm yapıyor. Müthiş olurdu. Meriç'in parmaklarını kıtlattığı bölümler beni mahvetse de güzel sohbet. Parmaklarımı kıtlatmışım. Doğru. Olabilir. Sen mi rahatsız oluyorsun? Ben olmam. Ben hiçbir şeyden rahatsız olmam. Hatice Karakaş. Caner, Teras Noir'a katılsın. Aa, katılsana Caner. Şu anda mı aklı geldi? Hayır, daha önce gelmişti aklıma ama katılın. Ne bileyim, sormamışım bir şekilde. Okey. Valla. Ben reddetmem. Tamam, o zaman seni bu konuda arayacağım. Peki. Her bölümde bir şekilde daha sıçma olayı gündeme geliyor. Burada da gelmiş. Evet. Aa, peki. Biraz da şey yapalım mı? En iyiler. Ama en iyiler de iyi oluyor değil mi? Ya yorumlar çok güzel. Bu yorumlardan sana ekmek çıkmayacak. Biz zaten kendi ekmeğimizi çıkardık az önce gibi hissediyorum ya. En iyi değil, en iyi. Bir de böyle galiba kahve içince çok yutkunma sesi geliyormuş. Evet. Çünkü sinema mikrofonuyla kaydediyoruz. Ne yapalım? Kalitesi şeyse yüksek. Metin Akdülger gelse keşke yazmışlar. Gelir mi acaba? Bence bir soru gelebilir. Bir gün Caner Özyurtlu'yla arkadaş olmadan öleceğim diye çok korkuyorum. Bu mesela bayağı ilginç. Korkmayın. Hiç kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Niye benimle de arkadaş olmayı çok isteyenler var? Meriç'le arkadaş olmayı çok isterdim.
Hayvan hastanesi kısmına çok güzel. Caner'de tadilatı olan dairelerin alt katına taşınıp üst kattakilerden rahatsız olma fetişisti var demiş biri. Bırak artık şu huyunu falan. Dünyanın en güzel kadını falan olabilir. Sohbeti çok güzelmiş falan. Bu nasıl bir şey? Bana hiç yazamadığı için merak ettim. Dünyanın en güzel kadını olabilir. İltifatı var. Fiziğin övülmesi insan nasıl bir his yaratıyor? Yani mesela insanın doğuştan gelen özellikleriyle aşağılayamıyoruz ya, şaka yapamıyoruz. Hı-hı. Çünkü onlar doğuştan gelen. O zaman hı-hı, övmemeliyiz de bence. Ya bilmiyorum. Ben de mesela böyle hani ya ister istemez hoşuna giden bir şey tabii ki insanın, ama böyle bir tık böyle utandıran da bir tarafı var, ne olduğunu bilmiyorum. Genlerinle gurur duyuyor musun? Genlerimle gurur duyuyorum yani. Her başka sebeplerden dolayı da gurur duyuyorum yani. Güzellik ne demek bu? Merak ettim. Anladım. O ikilem oluyor yani insanda. Oluyor ya, bende oluyor, bilmiyorum. Belki bunu çok daha rahat kabul eden insanlar vardır. Hani ben öyle utanıyorum biraz. Bunu o kadar yapamazsın. Evet, utanabilirsin, doğru. Peki gerçekten insanların doğuştan gelen özellikleri dalga geçmemeli miyiz? Ne gibi özellikleriyle? Boyuyla, sesiyle. Bence dalga, yani... Oh, sevdiğim yerlere geldik. Geçmemeliyiz, evet. Ama sanki şey... Yani sanki böyle çok yakın arkadaş, çok pardon lafını tamam, böyle. Yani çok yakın arkadaşınsa, gerçekten böyle kötü niyetle yapmıyorsan... Hani ve o da bunu biliyorsa böyle çok güvenli bir alanda dalga geçilebilir. O da dalga geçmek olmuyor zaten. Evet, olmuyor. Ama... Yani felsefi olarak soruyor bunu. Çünkü mesela şey daha sert bence. Sahip olmadığı özelliklerle dalga geçmek daha güvenli geliyor bana. Çünkü değiştirebileceği bir şey yok. Ne haber lan cüce, kısa boylu falan bir şey desen mesela. Ya da ayı ne yapıyorsun falan desen değiştirebileceği bir şey yok. Ama sen adama gidip tembel diyorsan şey oluyor yani... Kontrol edebileceği o bir şey. O daha psikolojik gibi şiddet oluyor. Gibi bir şey oluyor bu arada o söylediği. Yani belki insanlarla birebir dalga geçmemiz gerekiyordur. İnsanlarla dalga geçmemiz gerekiyor bence öncelikle. Öyle bir yaşam mı var yani? Ya bence işte dalga geçme, yani bu tamamen karşısındakinin bunu nasıl aldığıyla alakalı bir konu galiba. Yani bundan kalbi kırılır, rahatsız oluyorsa. Yani evet. Şurada kayıtta olmasak o kadar başka şeyler söylerdin ki, değil mi? Hayır, tamamen ya. Öyle baktım. Evet, böyle bir şey söyleyecektim yine ama şey... ya bunu ben şey, genelleyemiyorum yani. Bence kişiler üzerinde. Şey, ben genelde yapamam çünkü insanlarla öyle fiziksel özellikleriyle dalga geçemem. Pançosuyla, montuyla. Ya pançosuyla, montuyla dalga geçebilirsin belki hani komikse. Panço montu çünkü üstünden çıkarıp komik. Değiştirebileceğim bir şey yani. Ben o pançonun dalga geçilebilir bir panço olduğunu kabul ederek giymiştim mesela. Ama evet, hani... bazen oluyor. Bir şey giyiyorsun, hoşuna gidiyor ama bu biraz iddialı mı evet, acaba evet, diyorsun. Evet, aynen öyle. Ama yani hani bir insanın... Bakın. Evet mesela. Kurumsal. Ya da mesela seni kestirmemiş olduğun... Saçların gibi. Hanımefendi, bu ne tatlılık? Sempati vergisi vermeniz gerekiyor. Ya öyle diyorsun, ne güzel yazmış işte hanımefendi. Böyle şeyde Avni Pub'da yazıyor yandaki kadına. Harbiye böyle 72 yılından beri orada bira içen bir insan gibi. Ay bir yere gidip bira içmeyi çok özledim ya. Ben çok özledim. Garip bir şekilde böyle doldura doldura göme göme. Evet göme. Evet. Hiç ısırma isteği çık aklımdan. Ne oluyor lan? Gittikçe sempati böyle ağır bir yürüme ve... Kanibalizme doğru gitti yani. Armi Emre ne diyorsun? Onu diyecektim. Ben o olayı takip edemedim ve çatlıyorum. Neymiş o? Göremedim mesajları. Abi yamyam fantezisi var herifler. Gerçekten bu kanıtlandı mı? Kanıttır bunlar ya. Değil mi? Bir sürü insana, eski sevgililerine, Tinder date'lerine. Ne diyorsunuz ya? Bir kadın şey diye mesaj atmış. Ayak parmağını kesip yanımda taşımak istiyorum. Ya ama şey gibi bir şey değil değil mi? Hani böyle çok sevdim beni. Ay yerim seni falan gibi bir şey değil herhalde. Galiba değil çünkü herifin orada burada söylediği mesela başka bir talk show'da şey demiş. İnsan eti nasıl oldu merak ediyorum falan demiş. Başka bir kontekstin içinde. Ama bunları farklı farklı kontekstlerde oraya buraya salınca. Birleştiğinde herifin gerçekten yamyam olma ihtimali. Ay çok kötü. Ve anlaşmaları falan iptal olmuş galiba. Bir tane uzun eski sevgilisi de hiç şaşırmadım falan demiş zaten.
Yani herkesin bir travması var. Şu parmağı falan yok değil mi kadının bir anda? Hiç şaşırmadım. Bir tek o var. Hiç şaşırmadım. Böyle duruyor. Kulak memesi yok. Hiç şaşırmadım. Bayağı bir de şey de, mesela bir tane escort servisinden çok servis almış galiba zamanda. O escort servisindeki kızların da hepsi şey diye açıklanmış. Ayak parmaklarımız yok. Hayır, ciddi şey olduk. Travmatik tecrübe yaşadık falan. Bu arada gerçekten korkunç bir şey düşününce. Biri sevgin seni yemek istiyor. Evet. Ve böyle hani ilk başta böyle hani ciddiye almazsın. Önce gülersin. Gülersin. Nereye sonra kadar? Evet yani hani bıçakla falan ya da hani ciddi ciddi ısırdığında mı? Uyurken götünüz. Kaydı falan ben unuttum ya bugün. Böyle gidiyor yani sanki. Normalde böyle buluşup 12 santim mesafede sohbet ediyormuşuz. Bir şey söyleyeceğim. Bu mesafede bu çok sinir bozucu bu arada. Çok. Ama karşılıklı oturunca da seyirci gıcık. Olmuyor, olmuyor. Bu evet, bu samimiyet. Hasibe Eren, Zeynep Çamcı gelsin. Okey. Hasibe Eren gelecek. Aa, ne zaman? Bu aralar. Metro Rekrotro ne? Merkür Retrosu. 20'sinde bitiyormuş. Bugün en kaçı? Merkür Retrosu bitince gelecek. Ay, yarın bitiyor. Hasibe! Coşuyor. Yarın gel. Hayır, yarın son gün. Sonraki gün gelebilir. Ha, pardon. Bu programa Dark Anlar çok yakışıyor. En son Serkan Keskin bölümündeki birbirlerine olan itirafları havayı bir bulutlandırmıştı. Ve bölümü uçurmuştu bana göre. Bu bölümde de Meriç'in acı olayı, mesleğine olan saygısı, pardon, orayı da gülerek okudum yanlışlıkla. Mesleğine olan saygısı, dilaveti, programı atmosferine okuyordu. Başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Doğru bir yorum bence. Yani o şey, Serkan'la olan bölümde birbirinize gerçekten itiraf ettiğiniz evet, anlar çok acayipti. Evet, bayağı. Benim için çok tuhaf bir tecrübeydi. Tuhaf yani. Belli ikiniz de tuhaf bir şey yaşamışsınız orada. Evet. Çünkü biz 2 sene falan konuşmamıştık. Evet, evet. 2-3 sene. Ve ilk defa programda konuştuk. Programı biz ayarlamadık. Menajer ayarladı falan. Hani. Ha, siz konuşmadınız mı onu? Biz konuşmadık o zaman. Aa. Filmin tanıtımı gibi bir yerden vay, çekelim dedik. Ben ne yapacağız ya falan derken. Programın sonu twistli. Evet. Resmen birbirimizden de. 30 yıldır görmediğin abine kavuştuk. Evet. Oluyor mu programda öyle şeyler? Oluyor. Kırmızı oluyor. Oda gibi burası. Aynen öyle Caner'cim, evet. Gerçekten Beril harika oldu bence de. Meriç, love you. Sevdiğiniz alanda eğitim. Ulan sadece biz ne bu şey gibi biz ya. Biz inanılmaz o bir eğitime değindik o programda. Tolga abiyle Hugo gibi bizim bu bölümün yorumları. Hep eğitim üzerine. Evet. Caner'in sevdiği şeyleri yaparak depresyon... Ay yeter. Niye hiç bizi gömen bir şey yok ya? E ne güzel yazmışlar güzel güzel mutlu işte. Mu oldun? Evet, mutlu oldum tabii ki. Normalde hiç benim böyle YouTube'da bir şeylerime böyle güzel yorum yazılmıyor. Hep böyle bu kim be? Hayatımda ilk defa görüyorum. Öyle şeyler yazıyorlar. Bizim seyirci çok iyi lan. Evet, çok gerçekten çok iyi. Caner ünlü olan herkesin kankası ama ünlü olamadı yıllarca. Adamsın dostum. Ne dersin? Ünlü oldun canım, daha ne kadar ünlü olacaksın? Daha fazla belki. Ay, adamsın istiyor. O ayrı ama hani ünlü olamadığını düşünmüyorum. Ona itirazım yok. Caner bu konuda o kadar ay ay be. Deniz Göktaş'ta bölümü sal artık. Söyleyelim mi? Sal artık ya. Deniz Göktaş bölümünü bok gibi çekmişiz. Sesi falan çok kötü. Daha önce de bir tane aynı kötü mikrofonla çektik. Ağzımıza sıçtınız. Ne yönetmenliğimiz kaldı, ne kurguculuğumuz kaldı. Bıktım, öyle şeyler okumak da istemiyorum. O bölümü öyle koymak da istemiyorum. 6 ay geçmiş üstünden. Hiçbir şey güncel değil konuştuğumuz. Ne Boğaziçi olayı var. Politika konuşuyoruz ama karşılığı yok. Her şey eski kalmış. Deniz Göktaş'la konuştuk. O da dedi abi çok eski kaldı dedi. Gelecek tekrar başka bir muhabbet edeceğiz. Aa, iyi bari, iyi bağladın sonunu. Değil mi? Twistli oldu. Evet. Yani evet, çekeceğiz. Belki de sadece burayı da desem aynı sonuç olurdu sizin için. Şimdi sen abi yine önce de onu koy biz izleriz. Önce bir ama acındırdın kendini. Evet. Oradan bir sempati toplayıp sonra iyi haberi verdin. Güzel oldu. Tarzım İyi bir hikaye anlatıcılığı. Teşekkürler. Biraz finallerim normalde sorunlu değil mi? Finallerin? Sayısal olarak fazla. Seviyor musun biz böyle izin finalini? Hangi finalini? Finallerini. Sen de mi o düşüncesin? Bir dakika, tekrar düşünmek zorundayım bu soruya cevap vermeden önce. Büyük şans
Düşüncelerini unut. Sadece kendin... Melek Şah'ın düşüncelerini hatırlamıyorum ki. Değer değil zaten hatırlamayın. Evet, biraz fazla finali vardı sanki. Peki. Ama mesela seç desen hangi finali seçeceğimi bilmiyorum. Evet, öyle senaryo çünkü ya, doğru yazmam gerekiyormuş. Evet, sanki senaryo biraz daha çalışılabilirmiş yani evet. O final kısmı. Yoktu ki vaktimiz. Girdik evet. Ayılama. Ama yani bu bahane değil. Yani hepsini kapsayacak hani tek bir böyle hoş bir final olabilirmiş. Ben de işte o zaman bir yargıda bulunuyorsun ya. Hani bu iyi evet. Aa bu kazandı falan. Hiç öyle şeyler olmasın istedim. Senin şu an o zaman şöyle bir yani argümanın olduğu gibi bir şey hatırlıyorum. Yani hani özellikle yani bu bir twist gibi hani sanki işte yıldız... Bu insanlar değişmeyecek dedim ben evet. Yani evet. Kimse bu filmin sonunda bir karakterin yolculuğuna tanık olmayacak. Herkes evet. Nasıl geldiyse bu tatile öyle devam edecek. Evet. Orada seyircinin o şeyine çünkü bu hiç değişmemiş. Çatışma yok falan dediğinde gıcık olduğum için. Evet yok. En başından bunu söyledim. Olmayacak. Sadece... İşte şey var, sosyal ama çatışma yok var. Değil tam olarak. Çatışma ama var. Çok az var ya. Ya karakterler arasında bir çatışma var sonuçta ne olursa olsun. Var ama şey değil. O bir yere bağlanmayınca ve çok fazla final olunca da insanlarda böyle bir katarsis duygusu olmuyor. Ama bir finaller evet. izlemiş oluyorlar evet. sadece. Sanırım öyle bir sorun var. Olabilir. Neyse önemli değil. Biz de öyleyiz özel bölümünde. Bunları konuşuruz 20. yılında. Bütün oyuncuları topladığımız bir... Güzel olur aslında. Evet. Filmi böyle herkes en sevmediği şeylerini söylese. Bence ilginç olur. Bence de. Yapacağız bunu. Atıyor. Neyse ama önce Deniz Göktaş yayında olduğumuzu hatırladım. Bölümden sonra. Deniz Göktaş geldi. Deniz Göktaş geliyor merak etmeyin. Caner'in veterinim tanıyorum, tanıyorsun demesi ve Meriç'in evet tanıyorum demesi 2-3 saniyelik bir ironi yarattı. Burada evet bizim bir insan jokumuz olduğunu anlamış birileri ama... Hmm. İroni yarattı deyince nasıl bir ironi yarattığını diyor ki tanıyormuş ama sadece aniden söyleyince garip oldu. Veterinerin lafı absürt. Ha yok. Tanıyormuş. Oradan anlamadım. Kemal her şey sana ait gibi oluyor. Sahiplenme isteği çok tuhaf cidden. Veterineri mi? Ortak ve tanıdığımız bir veteriner demek daha doğru olacak. Fakslar geliyor galiba. Ay stüdyo fakslar yağıyor. Peki. Ya biz fakslara dolandık burada. Öyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Evet maalesef. Ay. Caner'in anlattığı hayvan aslan. Ay ya yok çatışma yok. Bak karakter değişmedi gördün mü? Nasıl başladıysak. Evet. Hayatta her zaman çatışma yok. Ama güzel bir final. Yapabiliriz yine de buna engel hadi değil. Hadi yapalım. Nasıl yapacağız? Bize gönderdiğiniz fakslar için çok teşekkür ederiz. Evet. Biz böyleyiz. Özel bölümünde de burada olacağız. Ama önce Deniz Göktaş bölümü gelecek. Hiç merak etmeyin. Hiç sorun yok. Panik yok. Panik yok. Çok teşekkürler Meriç Ağa. Eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim şey çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Hiç lapsa geleceğimi düşünmemiştim. Allah Allah. Biz herkesi, Lok Sohbet'e gelen herkesi değil ama birçok insanın gelmesini istedim. İşte bak ne güzel kapatıyorduk, final yapıyorduk. Yine uzattım. Kaçıncı yine final ya. Olacak? Senin bu ama finallere... benimle ilgili bir sorun gerçekten. Demek ki ben özgün bir sinema yapıyorum. Evet doğru söylüyorsun. Pardon, ya. Sürgürdüm. Artık şu sıvılarından bıktık bir adam. Kapatın şu kaydı. Pandemide hastalık kapma garantili eğer program. Bugün eğer Covid-19 olduysam Allah korusun. Ki olmamışımdır diye düşünüyorum. Ben de. Ama sabah evde tesisatçılar vardı. Ama maske taktık. Caner, yeter artık. Görüşmek üzere. Tüm sanat ekiplerine buradan selam. Sanat asistanlarını da çok seviyoruz. Pançolarlarını da. Laps, laps, laps.